Yani Ermeni'nin ismi Nabar dedim. Fakat Müslümanlarla yaşadığım için içim dışım Müslümandır dedim. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Mustafa Kemal Paşa dedim. Sokağa çıktığım zaman 25 kişi elimi öperse 5 kişi yanaklarımı öper. Neden öper? Bana al yanak soyadını takmışlar. Yeşilçam'ın al yanaklı tonton dedesi Ermeni asıllı usta oyuncumuz 1909 yılında, yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu günlerde İstanbul'da meşrutiyetin ilan edildiği günlerdi. Selma benim evimde misafir oldu. Zannedersem onu biraz ihmal ediyor. Birçok filmde rol aldığı Ayhan Işık ve Yılmaz Güney'i oğlu gibi seven sanatçıya Yeşilçam'ın birçok oyuncusu gibi Ayhan Işık da baba diye hitap eder. Dubar Terziyan'ın soyadı aslında Alyanak. Ailenin bugün kullandığı soy isim Alyanak Ziya olsa da Tonton dedemiz bir demecinde soy ismin sonundaki Ziya ekinden bahsetmez. Sinemaya başlayınca soyadını değiştirir ve Terziyan olarak tanınır. Bu değişikliğin sebeplerinden biri, dönemin meşhur oyuncularından İhsan Alyanak'la karıştırılmak istemez. Dünyaları bağışladınız bana, hasta yatağımda canıma can kattım. Nubar Terziyan'ın kız kardeşi, ünlü şarkıcı Fedon'un annesidir. Erkek kardeşi Onyx ise Fransa'da yaşayan ünlü bir ressamdır. Nubar Terziyan öğrenim hayatına Kumkapı'daki Bezirciyan Okulu'nda başlar. Henüz 10 yaşındayken annesini kaybeder. Babası başka bir kadınla evlenir ve Nubar için üvey anne günleri başlar. Küçük Nubar okul temsillerinin aranan ismidir. Bir taraftan babasının yanında manifaturacılık yaparken fırsat buldukça da tiyatro oyunlarını takip eder. Bekarlıktan İstanbul kızları bizim kasabanın hımbıllarına benzemezler, şıp diye kapı verirler seni. Bezcihan Lisesi'ni bitirdi fakat sonra hayalini kurduğu Darül Bedai, yani konservatuar onun için hayal kaldı. Giremedi ama tiyatrodan ne koptu ne de soğudu. Arkadaşlarıyla birlikte yarı amatör Gençler Temaşa Heyeti isimli bir tiyatro kurdu. Yeri gelir yeni oyunların sahnelenmesi için gerekli yazışmaları düzenler, yeri gelir bilet satar gişede ve yeri gelir sahneye çıkıp gururla oynar oyununu. Ve yeri gelir Hamlet'in oynanması için lazım olan kafatasını bir mezardan ödünç alır. İkisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır, Nazmiye ise gönlü açıktır. Darül Bedai hayalinin suya düşmesi tek hayal kırıklığı değildir. Sivil polis olmak istediğini herkes bilir ama acı gerçekle karşılaşır bir gün. Bu ülkenin vatandaşı olsa da gayrimüslimdir. Polis olması caiz değildir. Nesrin Hanım, babanızı ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama nihayet genç bir kızsınız siz. Bu iş pek olacak gibi görünmüyor bana. Bir hayalinin daha gerçekleşmeyeceğini anladıktan sonra dört elle sarılır. Elinde kalan son hayaline, tiyatroya. Kırkına merdiven dayamış olsa da vazgeçmez umudundan. Seni almaya geldim kızım. Korkma, yanımda kalacaksın. 1948'de Atlas filmden aldığı bir daveti onun hayatı için bir dönüm noktasıdır. Efsuncu Baba filminde oynama davetidir bu. Rolü inceler ve hemen kabul eder. İşte o filmle tanınır sinemada ve o filmle birlikte gönüllere girer, bir daha çıkmamak üzere. Devam eden yıllarda durmaksızın koşar setlere. O filmden bir başkasına, bu filmden diğerlerine. Doğru oğlum ama onu öldüreni kimse görmedi. Sonra o uğursuz ne etti geçirdi toprağı üzerine. 1950'li yıllar sinemamızın altın yılları olurken kendisi için de en verimli dönemlerdir. Bir bakarsınız babacan bir polistir, tıpkı hayalini kurduğu gibi. Bir bakarsınız iyi bir dost veya yaver. Bu da Sedat, fedaileri. Her zaman dolu gezer, yani hep silahlıdır. Ekranlarda hep iyi adamdır kendisi. Yüzlerce filmde rol almıştır birkaç yılda. Etmeyin yahu! Anasını kahrından öldürdünüz, bari çocuğa ilişmeyin. Nubar Terziyan, kısa sürede ekranların sevilen yüzü, yapımcıların vazgeçilmez oyuncusu olur ve yaklaşık 500 filmde rol alır. Sadece bir tek gün kaldı. Yarın akşam meyhanede bunun şerefine içeceğiz. Usta oyuncu, 33 yıllık eşi Katerin Hanım'la 1939'da evlenir. Terziyan için bu evliliğin anlamı iki baş dört ayak olmaktır. Eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmez ve kabrini sık sık ziyaret eder. Ancak son zamanlarında seyrekleştirir bu ziyaretleri istemeye istemeye.
Son kez ziyarette bulunduğunda da ona ifadeni sunar hayat arkadaşına. Yavrum, kusura bakma. Fire verdim ama nasılsa toptan geleceğim. Yerim senin yanın. Olur mu be kızım? Sen hiç uslanmayacak mısın ha? Yeşilçam'ın çok da bonkör olmadığı yıllardı Terzihan'ın aktif olduğu yıllar. Birçok sorunun içinde boğuşmaktadır Türk sineması. Terzihan da nasibini alır çağdaşları gibi. Bir sohbetinde şu cümleleri kurar. Çok param olsaydı ne yapacaktım? Hadi tutun bir araba alacaktım. O da kapının önünde duracaktı. Belki de hırsızlar lastiklerini sökecekti. Şimdi köşeye çıkıp dolmuş beklerken önümden kim geçse buyurun Nubar Bey deyip arabasına davet ediyor. Parası olanın bir, bilemedin iki arabası olur. Ama gönül insanı olursanız bütün her şey sizindir. Sinemada parayı starlar kazanır. Biz o çok para alanların çevresini sarar, onların biraz daha şöhrete kavuşmasını sağlarız. Diyecek kadar gözü toktur. Hatta doğduğum memlekette kendimi sizlere sevdirdim. Paradan ziyade sempatinizi kazandım diyecek kadar da mütevazidir. Berhudar ol evladım, berhudar ol. Bu ahlaksız baban senin benimle halledeceğim bir işin olduğunu söyledi. Söyle bakalım derdini. Kendisine verilen küçük rollerden memnundur. Bu durumu sorun etmediği gibi, rol ufak da olsa seyircinin gözünde büyütürüm ben der. Rol ufak dahi olsa seyircinin gözünde böyle büyütürüm ben. Sinan tatlıdır diye bana hep tatlı roller verirlerdi. Ve seyirciye kendimi sevdirmek için kendime rolleri ben seçerdim. Siz beni dışarıda görürseniz bu adam hırsızlık yapar, birisine kötülük yapar diye düşünür müsünüz? 64 senedir çalışıyorum sinemada. Herkes bana iyi adam, tatlı adam diyor. Hiç kötüyü oynamadım. Seyircimin beni filmlerde kötü adam olarak görmesini, öyle hatırlamasını istemedim. Ne konuşacakmışım? Çiçeğe teşekkür etmelisin. Mesela ben evkaçlıyken... Duygusal yapısıyla anlatılan Terzihan, Ayhan Işık'la oldukça yakındır. Hatta Işık kendisini diğer oyuncular gibi baba diye hitap eder. Ayhan Işık'ın beklenmedik ölümü onu da sarsar. Gazeteye ilan vermek ister ve şöyle bir ilan yayımlanır ertesi gün. Oğlum Ayhan, dünya fanidir. Ölüm herkese nasip ama sen ölmedin. Zira geride bıraktığın bizlerin ve milyonların kalbinde yaşıyorsun. Ne mutlu sana. Amcam Nubar Terzihan. Ancak bu ilanın imzasından rahatsız olan Ayhan Işık'ın ailesi karşı ilan yayımlar ve sinemamızın taçsız kralı gayrimüslim sanılmaktan kurtarılır. Bu ilanı gören Terzihan, evinde hüngür hüngür ağlamış ve daha önce yayımladığı ilanı tekzip eden başka bir ilan yayımlar. Nubar Terzihan'ın babasının Galatasaray'ın renklerinin oluşmasında büyük bir etkisi vardır. Dönemin Galatasaray yöneticileri kırmızı beyaz forma için kumaş almaya Nubar Terzihan'ın babası Kirkor'a giderler. Dükkanda beyaz kumaş kalmadığını gören Terzihan'ın babası sarı da iyi olur diyerek kumaşı verir. Yöneticiler de başka çare yok diyerek alır giderler. Sonrasındaysa Galatasaray'ın resmi renkleri olan sarı ve kırmızı ortaya çıkar. Sinemanın Tonton amcası tiyatro ve sinemaya aşıktır. Ancak denize de tutkundur. Mevsim ayırt etmeden yüzer. Kışın yüzdüğü için kendisini garipseyenleri anlatır gülerek. Bana deli diyenler kendileri deli ki yüzlerini bile yıkamadan gözlerinin biri kapalı beni seyrediyorlar. Denize olan tutkusu çocukluktan başlayan Terzihan, 11 yaşında gittiği Kumkapı'daki deniz hamamında boğulmak üzereyken oradaki görevlinin onu son anda kurtardığını anlatır. Onun sayesinde hayattayım. Fakat bugün o geçmiş senelerin ve maceraların sayesinde deniz benim en aranan dostum ve ilacım oldu diye anlatır denize olan tutkusunu. Bulursanız gelin yaparsınız. Delidir Necmiye ama Nazmiye usludur. 500 civarında filmde rol alan Yeşilçam'ın emektarı Nubar Terzihan, uzun yıllar emek verdiği Türk sinemasında hayatı boyunca yalnızca bir kez ödül alır. Ömrünün son yılında 1993'te düzenlenen 5. Ankara Film Festivali'nde layık görüldüğü emek ödülü. Yeşilçam'ın al yanaklı Tonton dedesi 14 Ocak 1994'te 84 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun kabri Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda bulunuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.